Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Hello Launcher'ın nasıl kurulacağını göstereceğim ve Hello Launcher'la nasıl oyun oynayabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Tabii ki arkadaşlar Hello Launcher'ı burada benim görüyorsunuz hemen indirme linklerini açıklamalara koyacağım. Siz de indireceksiniz bu şekilde. İndirdiğinizde üzerine dokunun, yükle seçeneğiyle zaten bunu kuracaksınız arkadaşlar, yükleyeceksiniz. Şimdi Hello Launcher'ı bilmeyenler yoktur. Pojav Launcher'ın bir alternatifi arkadaşlar. Yani Pojav Launcher'dan anlamayan veya işte çalıştıramayanlar bunu deneyebilirler. Şimdi ben burada Hello ancırı hmcle PE olarak görüyorsunuz. Aç diyorum. Seçeneklerde karşıma ilk çıkan bildirimlere izin ver. Ve aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dosyalara erişme de izin vermeniz gerekiyor bu şekilde. Daha sonra geriye gidiyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi Hello Minecraft Launcher Pocket Edition ve burada kontroller yapılıyor ve böyle bir ekran bizi karşılıyor. Şimdi arkadaşlar sizi böyle bir ekran karşıladığında ilk yapmanız gereken hemen buradan Launch Game yani oyunu oyna seçeneğine basmayın. E, isterseniz i̇sterseniz basabilirsiniz. Sizden şöyle bir şey diyecek. Mesela bastınız diyelim. Sizden diyor ki arkadaşlar e, henüz bir e, indirilmiş veri do, dosya yok. Yani Java verisi indirilmedi. İndirmek istiyor musunuz? diye böyle onaylıyorsunuz. Ondan sonra size Minecraft'ın sürümlerini gösteriyor burada. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bunu buradan görmek istemezseniz de ana ekrandayken hani şu launch'a hiç dokunmadan buraya geliyorsunuz. download kısmı var zaten. download kısmına geldiğinizde de aynı pencereye geliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada çok güzel arkadaşlar. Pojav Launcher'dan çok daha güzel güzel özellikleri var. Tabii ki burada bazı versiyonlar bazen çalışır bazen çalışmaz. Ben denediğimde bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Çok enteresan bir şekilde arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. 1.20.1'e dokunuyorum ve buradan install dersem direkt 1.20.1 Minecraft'ın Java sürümünü kuracak arkadaşlar. Ama burada tabii ki 1.20.1 kurarken aynı zamanda Forge istiyor musunuz? Optifine istiyor musunuz? Veya Fabric istiyor musunuz? Bunları da seçebiliyorsunuz. Mesela ben diyorum ki ne buradan bana forcu seç seçiyorum ve otomatik olarak Forge'un en son sürümünü 1.20.1 ile uyumlu Forge sürümünü ekranıma karşıma getirecek. Tabii ki burada yüklenmesi uzun sürebilir belki internetinize bağlı. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada versiyonlar var. 1.20.1 ile uyumlu hangisini indirmek istiyorsanız mesela en son yayınlananı seçiyorum ve Forge'u seçtim. Şimdi burada bir de Optifine'ı seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İster Optifine'ı seçin, ister Forge'u seçin. Yani bunları seçmeseniz de olur. Bakın 1.20.1 bir sürümü dokunuyorum. Şimdi bunlar seçmezseniz modsuz oynarsınız. Ama bunlar modlu oynamak isteyenler için Optifine veya Forge modlu oynamak isteyenler için. Mesela Forge'u seçtiğinizde burada Fabric'i seçemiyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Mesela Forge'u kaldırıyorum. Buradan Optifine'ı da kaldırıyorum. Fabric bu sefer seçili seçili oluyor. Fabriği bu, bu şekilde seçeceksiniz. İster Fabrik, ister Forge hangisi Optifine onlara hangisini kurmak istiyorsanız arkadaşlar buradan bu şekilde kuruyorsunuz. İsterseniz bunun ikisini aynı anda kuruyorsunuz. Bakın şu çarpı olanları aynı anda kuracak demektir 1.20. Ama ben ilk başta modlu olanı göstermeyeyim. Normal direkt Minecraft'ın 1.20.1'ini install desin. Bir bakalım arkadaşlar. Bunu bir yüklesin. Devam edeceğiz. Tabi mesela Java'yı indirmesi belki internet hızınıza göre zaman alabilir arkadaşlar. Bakın ben de indirdi. Şimdi okeyliyorum. Okeyledikten sonra 1.20 indirildi arkadaşlar. Nereden anlayacağız? Mesela burada 1.20.1'in olduğunu görürüz. Veya burada launch game 1.20.1 yani 1.20.1 sürümünü çalıştır diyor. Şurada da Diğer kurduğunuz sürümler varsa onları buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada yukarıya doğru bir tik işareti var. Ona basarsanız diğer kurmuş olduğunuz sürümler görünür. Yani 1.20.1 kuruluyken başka sürümle kurabilirsiniz. Ee, burada şimdi hesapla ilgili bir olay var arkadaşlar anlatacağım. Mesela Launch game seçeneğine yani oyunu çalıştır seçeneğine bastığınızda buradan sizden offline veya işte online hangi Microsoft hesabınızı da kullanabilirsiniz. Microsoft hesabınızla kullanmak istemiyorsanız ya da yoksa premium hesabınız offline'ı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya herhangi bir isim girebilirsiniz. Ersin yani ben Ersin girdim. Siz kendinize göre isim gireceksiniz. Aynısını girmenize gerek yok. Ve buradan login diyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Şu anda bu dosyaların oluşturulmasını bekliyoruz ve girişimizi yapmayı bekliyoruz. Tabii ki şimdi çalışmayabilir. Bazı versiyonlarda çöküyor bende. Belki sizde çökmeyebilir. Cihazdan cihaza değişebilir arkadaşlar. Ben bakın şu anda bekliyorum oyunun çalıştırılmasını bekliyorum. Çalıştırıldı ama bazen çökebiliyor, bazen çökmeyebiliyor, bazen direkt oyuna geçiş yapabiliyor, çalıştırabiliyor. Bu tamamen şans meselesi herhalde. Bilmiyorum veya cihazınızla alakalı olabilir. Bakın 1.20 bir sürümü bende çalışmadı görmüş olduğunuz gibi bunu çal açmadı abi tabi belki başka ince ayarlar vardı çok detaylı bakmadım arkadaşlar ama mesela örnek veriyorum 1.18 sürümünü indirim örnek verelim arkadaşlar 1.18 nokta 2 sürümüne bir bakalım. Mesela bunun bunu, bu, bu seferde 1.18.2 sürümünü normal seçebiliriz veya e, seçebiliriz. Mesela bu bu arada modlara da bakacağız arkadaşlar merak etmeyin. Mesela forcu seçtim abi. 1.18. Evet burada 1.18.2 ile ilgili forcu seçtik. Optifine'ı da seçiyorum. Bu en yukarıdakini seçiyorum. Install diyorum ve bir de bunun kurulmasını bekleyelim. İnternet hızınıza göre bunun kurulması falan da uzun sürebilir bilmiyorum. Evet şu şekilde dosyalar yine indir arkadaşlar. Burada bir de işte Forge'la Optifine'ı da ayrıca indirecek. Onlar da görelim. Şu anda oyun asistleri indiriliyor. Forge Installer indiriliyor. Bakın Forge'u kendi indiriyor. Bunlar yani siz internetten arayıp ya işte opti şeydeki gibi Pojav Launcher'daki gibi uğraştırmıyor arkadaşlar. Belki Pojav Launcher'ın son güncellemelerinde belki bu özelliği onlar da eklemiştir bilmiyorum ama bunda Forge olsun, Optifine olsun, Fabric olsun hepsini oyun içi yani uygulama içerisinden kendi buluyor, indiriyor, size hazır hale getiriyor. Şu anda Forge'a gir girişiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bu ilk Forge diyor bekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi Optifine'a geçti. Optifine'i indiriyor. Bir de bunu bekleyelim indirmesini. Optifine'ı da neredeyse indirmek üzere. Bunu indirdikten sonra herhalde bir de kuruyor kendi kendini arkadaşlar. Install Optifine diyor. Yani biliyorsunuz Pojav Launcher'da hani orada bir şeyi de istiyor. Java istiyor gibi bir şey. Kendi kendine orada siz install yapıyorsunuz da elle yüklüyorsunuz. Ama bu orijinal bakın hepsini kendi kendine otomatik olarak yüklüyor. Yani işte Pojav Launcher'da manuel kuruyorken burada otomatik kuruyor arkadaşlar ve kurdu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi geçelim arkadaşlar. Buradan dediğim gibi 1.20.1 değil de 1.18.2 forçlu veya optifine'lı olanı seçiyoruz ve launch diyoruz. Buradan giriş yapmayı bekliyoruz girecek. Tabii ki arkadaşlar orijinal premium hesabınız varsa premium hesabınıza girerseniz falan oyun içerisindeki skinleriniz falan otomatik geliyor veya işte premiumlu sunuculara bağlanabilirsiniz. Ama premium hesabınız yoksa da yine offline olarak sunucuların bazına bağlanma şansınız var. Bakalım girecek mi? İşte 1.20.1 girmedi. Buna bir bakalım. İnşallah girer arkadaşlar. İnşallah bizi ana menüye atmaz. Bazen oluyor. Niye oluyor bilmiyorum. E bu kadar da uzun beklememesi lazım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi ortada bir tane tane de yüzen bir blok var arkadaşlar. O da ayarlar bloğu. Ama şu anda bekliyoruz. Evet girdi. Tabi burada girmişken ana menüye de atabiliyor bazen öyle bir sorun da oluyor. Mesela şu ortadaki yüzen bloğu ayarlar bloğudur arkadaşlar. Gelmişken burada gösterelim. Birçok ayarı bu şekilde buradan yapıyorsunuz. Gyroskop var, gyroskop sensitivity falan var. Yani dokunmatik mod var, build mod var veya işte ne bileyim abi hızlı kırma modları falan var. Orada ayarlar kısmını kendiniz kurcalarsınız burada. Zaten şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Ayarlarını buradan buna dokunarak bu bloğa dokunarak hatta şöyle kaydırayım işte bu bloğa bunu istediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz böyle Tabii ilk başta girerken uzunca bekletebiliyor bakın görüyorsunuz Hani bunu niye bu kadar bekledik diye sormayın bekletiyor abi ben de bilmiyorum yani bekleyeceğiz bir girsin bakalım Evet girdi şimdi bakın Forge olduğunu zaten ekranda görüyorsunuz Bu arada Mouse'un sensibilitesi çok düşük onu ayarlamak lazım mod kısmına girdiğimiz Ben niye mod kısmına girdim bir tane don diyelim ee, şuradan option seçeneğine girdik Language yani dil seçeneğini buradan değiştireceğiz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru kaydırıyoruz veya yukarıya doğru nerede Türkçe? Türkçe burada. Türkçe Türkiye'yi seçiyorum ve don seçeneğine basıyorum arkadaşlar. Bu şekilde Evet girdi görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar Türkçe'ye döndü hemen müziğe giriyorum. Müzik sesini kısıyorum. Müziğimizi kapattık arkadaşlar. Bunu da tamam diyelim. Buna da tamam diyelim. Evet geldik ana menüye. Tabi arkadaşlar çok oyunculu sunuculara girmeniz için burada sunucularınızın premium olmaması lazım. Premium sunuc sunuculara mesela giremeyebilirsiniz ama premium olmayan sunuculara rahatlıkla girebilirsiniz ve onun sunucular kendiniz bulacaksınız tabii ki bu arada. Bulun abi yani şimdi. Tek oyunculu kısma geldik. Yaratıcı mod Diyelim şöyle şuradan mouse'da yeni dünya oluştur hızlı bir şekilde oyun içerisine gireyim. Dünyamız neredeyse oluşturulmak üzere işte burada biraz yavaş da ilerleyebilir hızlı da ilerleyebilir cihazınıza göre değişebilir arkadaşlar. Arazi yükleniyor yüklendi. Evet görmüş olduğunuz gibi ben şu anda mouse bağladığım için mouse zaten çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Böyle enteresan bir şeyde biyomda beni spawn etti. Şimdi F5'e f F5 e bastım konuşamadım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde. Debug'a bastığımızda tabii ki ben bu arada FPS e, arkadaşlar FPS'lerini de, de görebilirsiniz bu şekilde. Bazen 120 alıyorum, bazen 30 alıyorum, bazen 70 alıyorum, bazen 90 alıyorum. Bunun Minecraft versiyonuyla da değiştiğini söyleyebilirim. Yani Minecraft versiyonunuzu da e, fark ediyor. Mesela 1.20'de daha düşük e, FPS belki alabilirsiniz çünkü 1.20 çok daha efektif görsellere içeriklere ve gölgelendirmelere sahip olduğu için onda daha fazla şey alabilir şey daha düşük FPS alabilirsiniz ama bazen de daha fazla FPS alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar girdik böyle oynanıyor yani görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında kontrol yapılandırmasını bu şuradan mesela ayarlar var arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Bu sola doğru mesela soldan sağa doğru kaydırdığınızda bura çıkıyor. Mesela şurada da görmüş olduğunuz gibi buna dokunduğunuzda yine diğer ayarlar gyroskop bilmem ne bunları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen size bağlı. Ee, onun dışında F5 F5 mesela Gayet iyi. Yeterli FPS aldığımı söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Evet bence gayet yeterli. Yani oynamak için çok güzel. Yani abi Java sürümünü mobilden oynuyorsunuz. Yani bu 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 akıcılıkta oynamak inanılmaz. Kolay kolay bilgisayarlar bile böyle oynatmıyor neredeyse bazen arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bu. Şimdi diyeceksiniz ki abi skin yüklemek istiyorum veya işte pelerin yüklemek istiyorum. Ne yapacağım? Bunun için arkadaşlar oyundan çıkıyorsunuz. Mesela e, ESC'ye bastım. Ana menüye dön diyorum. Tabii ki oyun içerisindeki video ayarlarından belki performansı kendinize göre de değiştirebilirsiniz. Mesela video ayarlar derken seçeneklere giriyorsunuz. Görüntü ayarlarında. Burada işte grafikleri gerçekçi değil de e, hızlıya alabilirsiniz. FPS'i yükseltmek için. Hızlı diyelim mesela. Yumuşak aydınlatma. Bunları hep ayarlayacaksınız pürüzsüz gölgelendirmeler mesela arkadaşlar tamamen size bağlı. Bunları mesela detaylar detaylara girip gökyüzü bulutlar açık mı kapalı mı güneş açık mı kapalı mı her şeyin açık olması bazen kastırabilir. Bunları işte kendi cihazınıza göre performansını ayarlayacaksınız. Burada zaten performans diye ayrı bir seçenek var. Ona tıkladığınızda işte bölgesel işleme kapalı yığın güncelleme falan bunları da buradan bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar performans olarak. Şimdi ben buradan oyundan çık diyorum ve bizi görmüş olduğunuz gibi Hello Launcher'ın ana menüsüne attı. Şimdi burada skin değiştirmek için burada profilinizi görüyorsunuz. Buna dokunun arkadaşlar. Profilinize geldiğinizde şurada askılık gibi bir seçenek var arkadaşlar. Askılık yukarıda sağ üstte. Buna tıkladığınızda buradan işte Steve mi Alex mi veya arkadaşlar diğer skinler mesela lokal skin dediğinizde kendi skininizi yükleyebilirsiniz. Buna tıkladığınızda lokal skinde aşağıya skin dosyanızın şuradaki klasörden seçiyorsunuz. Mesela ben onu seçtiğimde Dowland klasöründe benim burada Ersincaki PNG diye bir skinim var. Bunu seçiyorum. Eğer pelerin varsa indirdiğiniz bir pelerin onu da buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Onu da yine davranış içerisinde burada bir pelerin vardı. Bunu seçiyorum ve aşağıdan okeyliyorum. Bu şekilde skin ve pelerini de ayarlamış olduk. Tabii ki çevirim dışı hesaplar için bu. Ve 1.18 nokta 2'yi tekrar bir açalım. Yani bu kırmızı ekranda biraz beklettiğini söyleyebilirim. Yalan yok arkadaşlar. Gerçekten bunun da işte böyle bir sorunu var. Belki zamanla aşılır. Belki versiyon farklılıklarından dolayıdır. Bilmiyorum ama yani versiyon farklılıklar dedim. Mesela Minecraft'ın 1.12 versiyonunu daha hızlı yükleyebilir. Bilmiyorum. Şimdi tek oyunculu moda giriyorum. Oluşturduğum dünyaya tekrar giriyorum. Hani skinlerimizi giymiştik ya. İşte ana ekranda ayarlamıştık. Hello Launcher'ın ana ekranında. Şimdi ona bakalım o oyun içerisinde gerçekten de skinlerimiz var mı? Evet biraz hızlanıyor. İlk mesela dünyayı oluştururken biraz uzun sürüyor ama ikinciye girdiğinizde biraz daha hızlanıyor. Arazi yüklendi. Evet görmüş olduğunuz gibi zaten kolumdan da anlaşılacağı üzere kaplama geldi. Ve görmüş olduğunuz gibi pelerin de geldi arkadaşlar. Pelerinimiz de var artık. Ve bizim skin de gelmiş oldu oyuna. Evet Hello Launcher bu, bu açıdan çok daha güzel arkadaşlar gerçekten. Şöyle bir Evet tamam. Şimdi mükemmel abi. Harika. Şimdi arkadaşlar oyundan çıkacağım. Kısaca ana ekrandaki ayarları da sizlere göstereceğim. Mesela buradan kapatıyorum. Kapattım. Ee, bir de modları mod kısmını göstereceğim. Mesela açtım. Ee, burada mouse'umu işte bu yüzden bağladım ki görün diye. Mesela arkadaşlar burada Mesela 1.18.2 sürümünü oynuyorsunuz ya buna tıkladığınızda buradan arkadaşlar mod loaders, optifine veya dünyalar veya modları yönet böyle tıkladığınızda modlarınız varsa buradan yönetebiliyorsunuz indirdiğiniz modlar veya download seçeneğine tıklayarak e, en yeni Minecraft modlarını buradan bulabilirsiniz. Zaten sizi Curse Forge sitesine otomatik bağlıyormuş gibi Hepsini Curse Forge sitesinden çekiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Modlar var, resource pack'ler var yani tekstür pack'ler falan burada görmüş olduğunuz gibi X-Ray Ultimate var Dünyalar var hangi dünyayı kurun bak mesela tek blok orijinal Tek blok var, tek blok 1.20 var Buradan modları bu şekilde buradan indiriyorsunuz. Ya keşke Pojav da bu kadar kolaylık sağlasa. Ama bu daha iyi olmuş bu konuda. Mesela 1.18'i kullanıyorsan zaten size Minecraft'ın 1.18.2 modlarını gö getiriyor ekranınıza arkadaşlar. Yani oyun modunuz neyse burada otomatik o geliyor. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar geriye gittim. Ee, diyelim başka bir sürüm indirdiniz mesela ne var bizde 1.20 var 1.20'yi seçiyorum burada görmüş olduğunuz gibi 1.20'ye döndü şu altta 1.20'yi seçerseniz burası da 1.20'ye dönüyor 1.20'ye dokunduğunuzda e, Dowland kısmına dokunduğunuzda otomatik olarak 1.20.1'in modlarını ekranınıza getiriyor. Yani 1.20 ile uyumlu modları getiriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. E, research'te de aynı şekilde ve dünyalarda da yine buradan seçebiliyorsunuz. Kategoriler falan var işte. Buradan seçiliyor. Yani filtrelemek isterseniz buradan seçiyorsunuz. Ve en altta arkadaşlar en altta değil bir saniye şuraya dönelim. Şurada e, settings var en altta settings kısmına da tıkladığınızda işte kaç tane kaç memori vermek istiyorsunuz minimum memori bende 4 e, arkadaşlar e, 4 GB'lık hafıza veriyorum burada görmüş olduğunuz gibi memori yani RAM veriyorum bunu arttırabilirsiniz ama ben arkadaşlar çok arttırmanızı hiç tavsiye etmem çünkü ne kadar çok arttırırsanız Cihazınız diğer işlemleri yapmak için RAM miktarına sahip olmadığından cihazınız çökebilir veya işte oyun çökebilir, kapanabilir. Bunu abi yani deneyerek yapacaksınız. Hangisinde daha uygun sizin içinse RAM miktarı böyle kullanacaksınız arkadaşlar. Yani ben 6 GB'a da çeksem çünkü 12 GB RAM olduğu için ben Samsung Galaxy Tab S8 Ultra kullanıyorum. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. O yüzden ben 6 GB RAM versem bile çok sorun olmayacak. Diğer ayarlar var. İşte Resolution var. Buradan diğer ayarları da yaparsınız arkadaşlar. Her neyse bununla ilgili tabii ki daha fazla video gelebilir arkadaşlar. Beğenileriniz burada önemli. Şimdilik ben burada noktalıyorum. İndirme linki açıklamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.